Günaydın aşkların en güzeli. Güneşin doğuşuna izlemeye geldim. Güneş doğalı kaç saat oldu o bayağında, sen daha yeni mi geliyorsun? Öyle değil aşkım, benim güneşim sensin. Seni izlemeye geldim. Çok romantiksin be aşkım. Yalnız birazcık da deli cesareti var sende galiba. Bu ne cesaret, eve de mi geliyorsun artık ya babam evde olsa? Baban evde olmadığını bildiğim için aşkım. Çünkü ben buraya gelirken kontrol ettim, duraktaymış. Bana mı güzel çiçekler? Evet, aşkların en güzeli. Teşekkür ederim. Vay kolpacı o bayana vay. Demek benden önce geldin ha? Ben sana yapacağımı bilirim. Bir daha bu semte adımını atamayacaksın. Gel abla. Ha, 3G'den ararlar kamerayı açayım bakalım. Buyurun, yağlı pehlivan Osman'a garan telefonu. Osman baba, ben Van. Van? Bana baba deme, bana baba deme şimdi. Ne istersin, niye beni ararsın telefonda? Vallahi billahi bak, görür müsün bu zumzu? Böyle kafana böyle zon diye vururum ha. Osman baba, ben bir ibarda bulunacaktım. O bayana şu anda Dilek'le sizin kapının önünde. İnanmasan bak, seyret canlı yayında. Mis gibi kokuyorlar. Sen yeter ki iste Dilek aşkım, her zaman ben sana güzel çıkarım. Vallahi billahi o bayama. Sen bittin sen kara kızan, öldüreceğim seni. Ama Osman baba bunu hiç görmedi. Bak Dilek aşkım. Sen bittin sen, öldüreceğim seni. Görüyorum. Bak, beni dinle. Bak. Onlar kaçmaya kalkarlarsa oyalar, tamam mı? Ben şimdi hemen geliyorum, kapat. Tamam, olur. Minik bir sarçı. Ne kadar da masum bakıyor. Ay ne senin gibi. Hoş geldin Osman baba. Bana baba deme, bana baba deme. Nerede bu kara kızan? Sizin bahçede Osman baba. Öyle mi? Bana baba diyebilirsin. Gel peşim. Al bakayım bu ne? Bunu ne yapacağım Osman baba? Kara kızanın mezarını kazacağız. Dilek! Eyvah! Yine babam! Hazır şimdi yandık. Osman baba geldi, ne yapacağız? Ya ne yapacağım? Zul var o bayana, saklanan bir yere. Tamam da Dilek aşkım, nerede saklanayım? Ay ben ne bileyim ya, ne olur bir yere saklan o bayana. Ya niye oraya saklandın? Ya görürse seni? Nasıl görecek? Dur saklanayım. Al şu şeyi elinden, görmesin bunu. Al şunu altını. Hayrola babacığım, sen neden erken döndün? Hem o elindeki balta ne? Ağaçları budayacağım da ondan balta. Sen neden okula gitmedin Dilek? Ben de şimdi okula gidiyordum babacığım. Aa, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ayrıca Vank arkanda elinde kazmayla ne yapıyor? Ha, Vank arkamda çünkü birazdan göreceğim o elindekinde ne yapacak. Aa, bu elma ağacı değil mi kızım? Anam bunların dibine suni gübre mi attı da bu elma ağacı çiçek açar böyle? Ha? Elma ağacı evet. Aa, o bayan, Osman baba. Kara kızan, ne işin var senin orada? Osman baba, ben bu ağacın bülbülüyüm. Çiçek. Çık çık. Öyle mi? Ben de bu bahçenin gülüyüm ama şimdi ava çıktım. Kuş avlayacağım. Osman gel oraya. Gel. Gel oraya sen. Baba yapma, yapma. Osman baba. Yapma Osman baba. Gel baba, ne olur ya. Osman baba. Namussuzluğun düşmanı şu koşan adam mıydı? Ha, evet oydu. Aa, ben bilseydim onu yolda yakalardım ya. Ay çok korktum kardeş. Kadınlar söylemişti mahallede sapık var, dikkatli ol diye ama ne bileyim insan aklına gelmeyen başına geliyormuş. İyi misin, bir şey ister misin? Ay, hiç iyi değilim, sinirim zıpladı. Karakola gidip şikayet edeceğim. Ben sizi karakola zıplatacağım. Buyurun efendim, buyurun. Allah Allah, ne sapıklar var ya.
Hanımefendi, size saldıran bu sapın yüzünü gördünüz mü? Görmedim komiserim, kapşonu vardı. Keşke görmüş olsaydınız hanımefendi. Arkadaşlarımıza sapın eşkalini tarif ederdiniz, robot resmini çizdik mi elimize koymuş gibi bulurduk. Ah keşke o adamın bile eşkalini görseydiniz, bak ne kadar güzel olurdu. Bu sapığı bir yakalasak da millet rahat bir nefes alsa bari. Bu kaçıncı vukuat ya? Kadıncağızın biri birkaç gün önce kalp krizi geçirdi. Vay! Yakalanırsa bir daha kolay kolay çıkamaz. Ha, bir daha asla dışarı çıkamaz. Uzun süre içeride kalır. Değil mi bak komiserim, sen komiserim? Ha, ben bir adamı gördüm komiserim. Gördüm. Ben yokuş yukarı çıkarken arabayla o aşağı doğru koşarak bile geçerdi. Ben gördüm o adamı. Ya şunu baştan niye söylemiyorsun be kardeşim? Madem gördün, ressam arkadaşa tarif et de robot resmini çıkarsınlar bakalım. Evet evet. Ben bir eşkalini tarif edeyim. Robot resmini çıkarsınlar bile. Çünkü bu vatan millet için ne kadar önemlidir bilemezsiniz yani. Nerede şeyin odası ressamın? Bu. Böyle saçlarısı bile burgu makarnası gibiydi. Bir dudağı yerde, bir dudağı gökteydi. Kara bir adam idi. Kulağında da böyle küpe vardı ya. Yani. Tarif ettiğin sapığa benziyor mu bu çizim? Bir bak bakalım. Döndür bakayım bana onu. Aa, tıpkısının aynısı. Bravo be kardeşlik, aferin sana. Tüh sana, pis sapık. Ne olacak şimdi bu sapık? Robot resmini çoğaltıp bütün ekiplere dağıtacağız. Merak etmeyin, en kısa zamanda yakalanır. Benim emniyet güçlerine güvenim o kadar çoktur ki yani o kadar olur. Bunu yakalarsanız sakın ha bırakmayacaksınız. Çünkü bu çok büyük bir sapıktır. Hatta sap sapıktır. Nani çok yoruldum biliyor musun? Bil bakalım ben kimim? Esmer, Nijeryalı, tatlı bir erkek. Ama şanssız maalesef çünkü Osman'ın kızını seviyor. Ellerini kızın üzerinden uzaklaş, uzaklaş. Ay. Aa ne oluyor ya? Ne oluyor abi ya? Sen de öyle. Ne oluyor bey? Sen de öyle. Yastan. Ben olur be. Korkmayın hanımefendi, güvendesiniz. Sapığı yakaladık. Sapık mı? Ne sapığı be? Hakikaten ne sapığı ya? Boşuna inkar etme, suçüstü yakalandı. Ya memur bey, hakikaten bir yanlışlık var ya. Ben sapık mabuk falan değilim ya. Evet memur bey, o bayağına benim erkek arkadaşım. Büyük bir hata yapıyorsunuz şu an ya. Vallahi hatayı biz değil, siz yapmışsınız hanımefendi. Maalesef erkek arkadaşınız polis tarafından aranan bir sapık. Bu da robot resmi. Ne? Ya memur bey bir dakika. Dilek aşkım ya, bir şeyler yap ya. Bunları hata yaptığını söylesene ya. Yardım et. Yürü. İnanamıyorum ya. Koş. Ya Osman Aga. Ha? Sabahtan beri sen niye pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun? Nedir seni bu kadar mutlu eden şey? O kadar mesudum. O kadar mesudum ki Sinan. O kadar olur yani. Ama sana anlatmayacağım. Buyurunuz efendim, Akasya Durağı. Mehmet Hocam, ne haber? Yapma ya! Oh, gözümüz aydın hocam. Ne oldu baba, niye gözümüz aydın? Yoksa kayganam şanziment mi ölmüş ha? Tamam hocam, tamam. Ben söylerim arkadaşlara. Hadi görüşmek üzere canım. Çocuklar müjdeler olsun. Yahu bizim Mehmet Hoca'nın oğlu Okan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış. Oh, oh çok şükür be vallahi. Oh ya. Mehmet abim çok perişan olmuştur. Rahat bir nefes almıştır şimdi. Evet, evet. Yalnız o delikanlıyı boş bırakmaya gelmez. Bundan sonra büyükler olarak ona göz kulak olmamız gerekir icabında. Evet, evet. Çok doğru söyledin Nurhan abi icabında. Oy Nur babacığım. Ha bu çantayı Leyla ablamın taksisinde buldum. Müşteri takside unutmuş ağam. Tamam oğlum, koyun bir kenara, geldiğinde veririz. Peki babacığım. Aa ne dersin be sen? Ya saçmalama Narin ya. Benim aşkım sapık falan değil, tamam mı? Sen sapık değilse niye polisler aldı götürdü o zaman? Ya sapıkmış işte, ağır sapıkmış hem de. Ya yanlışlıkla tutukladılar onu. Anne yanlışlıkla içeri aldılar o bayanayı valla. Aa! De o bayana tutuklandı mı? Peki neden tutuklandı? De hani o mahallede kızları öpüp kaçan sapık varmış ya. İşte o bayanaymış. Ben o sapığı gördüm. Onun o bayanayla uzaktan yakından alakası yok. Aa bir dakika bir dakika.
Sen gerçek sapı gördün mü? Evet, gördüm. Hatta kovaladım. Anneciğim ya, karakola gidip ifade verir misin? Lütfen o bayanlığı kurtaralım, ne olur. Tabii veririm, tabii veririm. Giderim ama ben bir çantamı alayım, ondan sonra gidelim. Hadi. Komiserim, o bayanayı sapık diye yakalamışsınız ama o bayana sapık değildir. Üstelik o bayana iyi bir aile çocuğudur komiserim. Hanımefendi, sapığı gören görgü tanıkları var. Biz onların ifadelerine göre robot resmini çizdik. Yanlış görmüşler komiserim. Düz biz amama giderken gördük sapığı, bambaşka biriydi. Öpüp kaçan sapıktan mı bahsediyorsunuz? Evet komiserim, te ondan bahsederim. Te sapık gözümüzün önünde bir kadını üptü. Te biz de taş attık, o da kaçtı. Te böyle uzun boylu idi, ubayana değildi, siyahi değildi. Te böyle buralarında sakalları, bıyıkları falan var idi. Allah Allah, nasıl olur ya? Komiserim, öpücük sapını yakaladık. Hah, işte bu. Senin yüzünden askım tutuklandı. Hanımlar, tamam, sakin olun. Tamam oğlum, atın bu adamı nezarete. İçerideki çocuğu da serbest bırakın. De Allah razı olsun be komiserim. Adalet yerini buldu. Allah Allah, nasıl oldu bu iş ya? Taksici sapığı gördüğümden eminim diyordu. Sapığın eşkalini de bize o verdi. Taksici mi dediniz komiserim? Nasıl bir taksiciydi bu komiserim? Ya neydi adı? Osman mıydı adamın? Gördünüz mü? Tanıyor musunuz o taksiciyi? Yok yok, tanımayız komiserim. Herhalde yanlış bilgi verdiler. Hadi iyi günler, sağ olun.